Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ed-dersul evvelu min der beyane hazer kerden ez dukes. Bu babın bugün birinci dersini okuyoruz. Manası nedir? Der beyane hazer kerden, yani sakınmak. Yani sakınmanın beyanı ile ilgili. Neden sakınmak? Ez dükes, iki kişiden. Ez min du, iki kez şahıs. Yani bu bab iki kişiden sakınmanın beyanı ile ilgilidir. Der beyane hazer kerden, der beyane hazer kerden ez dükes. Ez dükes perhizi kun ey huşiyar. Ta nebini nekbeti ez ruzikar. Ez du kes, iki kişiden perhiz kun. Perhiz yap, hiz yap, sakın. Ey hoşyar, ey akıllı kişi, iki kişiden ne yap? Perhiz yap. Ta nebini, ta ki görmeyesin. Nekbeti, ta ki nekbeti, musibeti görmeyesin. Ez ruzikar, zamandan. Yani zamandan, zamanın musibetlerinden zarar görmemek için iki kişiden ne yap? Hazır yap. Ez dükesi, ez dükesi, ez dükesi perhizi kun ey hu. Ez dükes perhizi kun ey huşiyar. Ez dükesi değil, ez dükes. Bildiniz mi? Evet. Ez dükes perhizi kun ey huşiyar. Ta nebini nekbeti ez ruzikar. Ey akıl, iki nev kimseden perhiz eyle. Ta ki zamana den musibet görmeyesin. Huşiyar, ayık kimseye derler. Hani uyanık olmayan. Mest mukabilindedir. Mest hani dalgın, dalmış demektir. Ayık, uyanık. Bunda akıl demek murad olunur. Ruzikar zaman ve heva ve fırsat manasınadır. Ez dükes perhizi kun ey huşiyar. Ta nebini nekbeti ez ruzikar. Evvel ez düşmen ki o istizeruz. Vangehe ez sohbete nadani dost. Demin ne dedik? İki kişiden perhiz et. Evvel o iki kişiden birincisi ez düşmen. Düşmenden ne yap? Perhiz yap, düşmandan sakın. Niye? Ki o, çünkü düşman istize rust, rust. O inatçı, yüz inatçıdır. O nedir? Yani yüz, inat yüzlidir. Nedir? İnat yüzlidir. Ne demek yani? Çok inatçıdır. Ne yaparsan sana karşı inadı bitmiyor. O zaman yüz, düşmandan dikkatli ol. Yüzlerken bildiğimiz yüz mü? He, bizim bildiğimiz yüz. Yani yüzden murat daima yapısında ne var? İnat var. Güzel yüzlü gibi bir sıfat tamamen söz önünde. Güzel yüzlü, yani bu da inatçı gibi. İnat yüzlü, he, ona benzer bir şey. Evvel birincisi ez düşmen, düşmandan perhiz yap. Niye? Ki o, çünkü düşman istize rust, o inat yüzlüdür. Ru es takdirde. İstize inat, ru yüz. Van gehi, ondan sonra, yani ikinciye geçiyor. Es sohbeti nadani dost. Van gehi, es sohbeti nadani dost. Anlıyorsunuz değil mi? Evet.
Yani ahmak, cahil kişilerin sohbetidir. Vangehi bundan sonra es-sohbeti nadane dost. Nadan, cahil dost, dost. Yani cahil dostun sohbetinden uzak dur. Cahil dostla sohbet etme. Evvel ez düşmen ki o istizeruz. Vangehe ez sohbeti nadani dost. Evvel ez düşmen ki o istizeruz. Vangehe ez sohbeti nadani dost. Evvel birisi ez düşman, düşmandan periz yap. Ki o istizarus, o inat yüzlüdür. Vangehi sonra ez sohbeti nadani dost, cahil dostun sohbetinden. Evvela düşmandan hazır eyle ki o inat yüzlüdür. Yani muaniddir fil hakika. Kişinin düşmanı kendine muvaffakat üzere olmayıp daima muanede ve zıddiyet üzere olur. Ondan sonra ahmak dostun mukarenetinden perhiz eyle. Zira akıl olan düşman ahmak olan dosttan ehvendir demişler. Ahmak dost sadakat ve sıyanet edeyim der iken bir azim fedahat eylediğini çok müşahede etmişizdir. Mesnevi Şerif'te mesturdur ki bir ejderha bir ayıyı tutmuş idi. Bir ejderha bir ayı yakalamış. Bir pehlivan görüp ayıyı halas eyledi. Bir pehlivan insan onu görünce gitti yılanı öldürdü, ayı kurtardı. Ayu dahi bu bahadıra bende olup onun hizmetçisi oluyor. Ayı ona hizmet ediyor. Beraber gezer idi, onunla beraber geziyor. Bir gün pehlivan uyur iken, pehlivan yatar iken, ayu dahi elleriyle sinekleri kovarır. Sinekleri sağ sola kovarır. Kovar idi. Bir sineği 3 kere tar edip, sinek kalkıp yine yüzüne oturunca, o palon yüzüne oturunca ayı kızdı. Ayıya gadep gelip dağdan bir azim taş getirip sineği öldürmek kastıyla taşı yüzüne vurup palon yüzüne vurdu. Helakına sebep oldu. İşte ahmak dostun dahi hali buna kıyas olunan. Ve angehi ondan sonra demektir. Evvel ez düşmen ki o istizerust, vangehe en sohbete nadani dost. Heşira ez nezde düşmen duridar, bari nadan razı hud mehcuridar. Heşira kendini ez nezde düşman, nezd yakın, kendini düşmanın yakınından duridar, uzak tut. Heşira kendini ez nezde düşman, düşmanın yakınlığından duridar, ne yap? Kendini uzak tut. Bare nadanra cahillerin yükünü zıkut kendinde mehcur metruk dar tut. Hinşira ez nezde düşmen duridar, bare nadan razı hud mehcuridar. Kendini düşmen indinden uzak tut, ahmak dostu kendinden irilmiş tut. Ayrılmış mı? Ha? Ayrılmış olabilir mi? Öyle mi, ne diyor? Uzak tut, ahmak dostu kendinden ayrılmış tut. Aynı ayrılmış, doğru. Mehcurun manası. Muhammed doğru söyledi. Nez nunun fethi ve zanın sükuyla inde manasındadır. Heşira kendini ez nezde düşmanın yakınından düri, uzak dar tut.
Bare nadan ra. Bar değil. Bu da yare nadan ra. O ba yanlışı. Sinki nedir? Tek bir nokta var. İki yapın. Yare nadan ra. Nadan cahil. Yani dana bilen, nadan bilmeyen. Cahil dosta. Yare nadan ra. Yani cahil dosttan ez hud kendinden mehcur dar, kendinden uzak, metruk yap. Yani ahmak dostla kalkıp oturma. Yare nadan ra, cahil ne? Cahil dosttan, dostu ez hud kendinden mehcur metruk dar tut. Kendini düşman indinden uzak tut. Ahmak dostu kendinden ayrılmış tut. Nez nunun fethi ve zanın sükunuyla inde manasına der. Heşira ez nezde düşmen duridar. Yare nadan razı hud mehcuridar. Ey püserkem guyi ba merdum duruş. Ver bu guyi batu gerdanen dipuşt. Ey püser ey ne? Ey oğul, kem az, goy söyle, ba merdum insanlarla, insanlara karşı çok az söyle. Neyi çok az söyle? Dürüst. Dürüst sivri sözler, katı sözleri insanlara karşı çok az ne et? Kullan. Yani az kullan, hiç kullanma demektir. Ver bu goyi, eğer sen insanlara karşı dürüst sözleri, katı, ağır sözleri söylersen, batu seninle gerdanent olurlar insanlar, puş. Seninle ne olurlar? Gerdan puş. Yani gerdanen puş, sırtını sana çevirirler. Sen insanlara karşı sert sözlü olursa, sırtlarını sana çevirirler. Ey puserikem guyba merdum duruşt. Ver bu guyi batu gerdanen dipuşt. Ver bu guyi eğer sen dürüst katı sözleri söylersen batu sana karşı gerdanen çevirirler puşt. Arkalarını sana ne ederler? Çevirirler. Ey oğul halka galiz kelam az söyle. Eğer söyler isen sana arka çevirirler. Ve senden irad ederler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُ مِنْ حَوْلِكَ buyurulmuştur. Velakin mülayemet erbabına göre olur. Zira bazı kimseye mülayim olmak olmaz hususen bu zamanın bazı halkına. Duruş darın demiyle gılzetli olan kelama derler. Puşt bay acemiyenin demiyle arka manasındadır. Kem sırt mı yani? Sırta. Kem az demek. Yine hiçten kinayettir. Ey puser kem guyi ba merdum duruş ver bu guyi batu gerdanen dipuşt. Behterine hulki midani kirast. Anki dad insafu insafi nehast. Behterine hulki. Hulk. Huluk demek. Yani ahlakın en iyisi midani biliyorsun kirast. Yani kira estir takdiri. Yani ahlakın en iyisinin kime olduğunu bilir misin? Behterine halki. Behterine halki. Halk diyorum. Hulki. Behterine hulki. Ahlakın en iyisi midani biliyor musun kiraz kimedir? Söyleyeyim sana diyor. An ki o insan ki dadi insaf. Adaleti veriyor herkese. Adaletli davranıyor. Ama ve insafi nehas. Kimseden de insaf istemiyor. Yani biri ona adalet yapmış, o da yapıyor. Biri adalet yapmamış, o da ona karşı adaletli davranmıyor. Öyle değil. Dad, anki dad insaf, insafı veriyor. İnsaf, adaleti işliyor. Ve insafi nehas. Ama kendisi insaf ne etmiyor? İstemiyor.
Behterine hulki midani ki rast, anki dad insafu insafine khuast. Behterine hulk, ahlakın en iyisi, midani biliyor musun ki rast, kime de? Anki dad insaf, o ki insaf veriyor. Yani herkese karşı adaletli davranıyor. Ama bu insafine khuast, insaf istemiyor. Hani karşılıklı insaf, adalet beklemeden adaletli davranan kişi demek. Ahlak-ı hamidenin eyyüsü kimin içindir biliyor musun? Yani kimde ahlak-ı hamidenin ağlası vardır. Ol kimse de ki kendi cümleye adalet verdi ve kimseden adalet istemedi. Ankidad insaf, insaf vermiş ve insafine khuas insaf da beklememiş, istememiş. Yani kimseye kendi zulüm etmeyip, hal kendiye zulüm eyledikçe tahammül edip, bana niçin zulüm edersen adil ile deyo, talibe adil olmadı. Ve halk bana böyle zulüm ediyor, ben dahi şimdiden sonra zulüm ederim demedi. Velhasıl kendisini kimseye isaet etmeyip, halkın kendiye ettiği isaete sabır ve tahammül eyledi. Bundan âlâ güzel huy olmaz. Kimseye kötülük yapmıyor. Her ki ona kötülük yapanlara karşı da sabrediyor. Nitekim Bekzade Efendi Hazretleri Kudüs-i Sırruhu Silsile-i Nakşibendiye'de buyurmuştur. وَكُنْ اَرْضَى لِنَفْعِ الْخَلْقِ وَحْمِلْ اَزَاهُمْ كَدَعْبِ صَابِر۪ينَ Kirast kafın kesriyle kimin içindir demektir. İnsaf, adalet manasına der. Behterine hulki midani ki rast, anki dad insafu insafine khast. Başa gelelim. Ez dükes perhizi kun ey huşiyar, ta nebini nekbeti ez ruzikar, evvel ez düşmen ki o istize rust, وَنْجَهِ اَنْ سُحْبَتِ نَادَانِ دُوست خَيْشِرَا اَزْ نَزْدِ دُشْمَنْ دُورِ دَار يَارِ نَادَانْ رَزِ خُدْ مَهْجُورِ دَار اَيْ پُسَرْكَمْ گُوِي بَا مَرْدُمْ دُرُشْت وَرْبِ گُوِي بَا تُو گَرْدَانَنْ دِي پُوشْت بِهْتَرِينَ خُلْقِ مِدَانِ كِ رَاسْت Anki dad insafu insafine khast. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِ